Onun üzerinde bir gıda enflasyonu var Türkiye'de. Bu petrol hikayesini Türkiye gelince daha ayrıntılı konuşalım demiştik. Cari açığı düşürüyor. Yaşasın dediğimiz yer. Ama bir taraftan da artık bu kadar düşük petrol fiyatı bizim ürettiğimiz bir şeyi ya da o kadar ucuza almış olduğumuz petrolü kullandığımız ürünleri bir şekilde ihraç edemeyeceğimiz anlamına mı geliyor? O yüzden mi korkutucu dedin? Azıcık geriden alırsak eğer Türkiye'nin ithal etmek zorunda olduğu bir üründen bahsediyoruz. 50 milyar doların üzerinde yıllık dışarıya buna dair bir kaynak ayırdığımız, aktardığımız bir ürün petrol veya enerji. Şimdi bunun fiyatının düşmesi makroekonomik anlamda Türkiye için çok çok olumlu. Tanımı şu, her 10 dolar işte artık ezberledik hepimiz, her 10 dolarlık gerileme 4-5 milyar dolar arasında cari açığı azaltıyor diye. Dolayısıyla baktığın zaman Haziran'daki 115 dolar tepesinden buraya doğru baktığında 15-20 milyar dolarlık, eğer kalıcıysa bu petrol fiyatları, yıllık 15-20 milyar dolarlık bir rakam kamu tarafından, şirketler tarafından, hane halkları tarafından içeride kalacak bir rakam bu. Yani dışarıya kaynak transferi yapmayacağımız bir rakam. Bu Türkiye açısından çok çok önemli. Yani sadece teorik olarak bakıp da cari açı milli hasıla oranı işte %8'lerden %5'lere, 4'lere geriledi demek anlamında değil. Aslında ortaya çıkan bir kaynak var. Söylediğim gibi daha önce bizim dışarıya transfer ettiğimiz... Doğru, kaynağın başka bir yere kullanılabilmesi gibi bir ihtimal var. Doğru. Olumlu potansiyeli şu. Eğer Türkiye bu içeride kalacak, söylediğim gibi bu kaynak kamuda kalabilir, bu kaynak şirketlerde kalabilir, bu kaynak hane halklarında kalabilir. İçeride kalacak bu kaynağı Ar-Ge'de, yatırımda, büyümeye yönelik kullanabilirse Türkiye için yeni bir hikaye dönemi başlayacak. Dolayısıyla düşüşü Türkiye için negatif demek haksızlık olur. Çünkü matematiksel bir gerçek. Hı hı. Ama bunun belli bir seviyeden sonra Türkiye'yi direkt makroekonomik anlamda değil, fakat finansal piyasalardaki türbülans anlamında negatif etkileme potansiyeli var. O da şu, birçok ülke enerji ihracatçısı. Onlar için negatif olmaya başladığı bir noktada, daha doğrusu sürdürülemez bir boyuta geldiği, bu kadar kısa sürede düşüşün yan etkilerini yaşamaya başladığı bir noktada finansal piyasalardaki türbülanstan dolayı Türkiye'nin finansal istikrarı sarsılabilir. İşte geçen haftanın sonunda bizim kurlarda yaşadığımız dengesizlik veya faiz tarafında gördüğümüz düşüş. Yani, onu biraz daha açalım mı? Bu 2.30 üstü doları neye bağlıyorsun sen? İşte tamamıyla dışarıdaki türbülansla alakalı. Yani petrol fiyatlarının dışarıda yarattığı bazı ülkelerde bize benzer, gelişen ülkelerde Rusya başta olmak üzere yarattığı yan etkiler bir yerden sonra o sepetin içerisinde kalan diğer ülkeler de makro anlamda olumlu etkilense dahi o sepetin içerisinde olduğu için nakde ulaşmak gerektiğinde o satışın bir parçası olabiliyorlar. Daha doğru ifade etmem gerekirse şöyle açmaya çalışayım. Belki hani akıllarda kalması açısından yine yatırım fonları vardır. İçerisinde gelişen ülkelerin tamamının sepet bazında, yani belli dozlarda yer aldı. Şimdi Rusya'nın bu denli negatif geliştiği, yani rublenin 57'nin üzerine çıktığı, çok kısa bir sürede %50'nin üzerine devalüasyon yaşadığı bir dönemde, Rus borsasının çok hızlı gerilediği bir dönemde, Çin'de günlük bazda hani yükseliş, çok sert bir yükseliş oldu ama son dönemlerde yine o volatilite ile birlikte %5'lik düşüşler görebiliyoruz. Aynı şekilde Brezilya'da çok ciddi bir gerileme yaşandı. Bunlar aynı sepette değerlendirilirken yatırımcı ürkebilir ve diyebilir ki gelişen ülkelerdeki fonlarını, kendine ait yatırım fonunu bozma ihtiyacı duyabilir. Biz buna gene hani İngilizce tabiri daha çok yerleştiği için redemption diyoruz. Redemption geldiği zaman, yani fon bozumu geldiği zaman ister istemez siz fiyatı çok gerilemiş ülkeler veyahut da enstrümanlardan ziyade fiyatı görece daha pozitif kalmış olan, başta Türkiye olmak üzere, ülkelerin varlıklarını satma ihtiyacı duyabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru, geçtiğimiz haftanın sonuna doğru yaşadığımız şey bence bu. Bunun tabii çok ileri boyutu domino etkisi. Yani o bir yerden sonra paniğe yol açarsa, bir şekilde nakde ulaşmayı ihtiyacı artarsa
ister istemez Türkiye bu satışlardan nasibini alacak. Çünkü biz görece daha yukarıda kaldık. Türk varlıkları şu anda daha değerli. Ve diyorum ya, yani son iki gündeki kur artışı tamamıyla bununla alakalı. Çünkü petrol düşüyor. Türkiye'nin sadece büyüme rakamı birazcık hayal kırıklığı yarattı. Onun dışında Türkiye satışına dair, Türkiye'den, Türk lirası varlıklardan çıkmaya dair herhangi bir veri gelmedi. Dünkü gözaltılar sepeti etkiler.